Kungçu Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte madde ve öz kütle konusunu işleyeceğiz. Dilerseniz hızlı bir şekilde içeriğimizde ne var bir bakalım onlara. Sonrasında da ödevlendirmemizi yapalım unutmadan tabii ki. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte madde nedir ile başlayacağız. Sonrasında kütleyi göreceğiz, kütle kavramını göreceğiz. İşte birimlerini falan konuşacağız. Sonrasında hacim kavramına bakacağız. Hacim içerisinde arkadaşlar düzgün şekle sahip katıların hacimlerini göreceğiz. Düzgün şekle olmayan katıların hacimlerini göreceğiz. Daha sonra sıvıların hacimleri ve gazların hacimlerini gördükten sonra maddeler için ayırt edici özellik olan öz kütle kavramına bakıp konumuzu sonlandıracağız. Hemen unutmadan şuradan bir ödevlendirmemizi yapalım. Konu anlatımı soru bankamız sıfırdan 9'a. Konumuz nereden başlıyor? Hemen... Madde ve özellikleri 32 numaralı sayfamızdan başlıyormuş arkadaşlar. Hemen ikinci seferde bulduk. Öncesinde kütleyi almışız. Kütle hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra eşit kollu terazi sorularımız var. Tabii ne yapıyoruz? Yapamadığımız sorular varsa hemen kare kod uygulamasını okutuyoruz ve video çözümlerine ulaşıyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz buradan. Hacim kavramı aynı şekilde devam ediyorsunuz. Sonrasında şekli düzgün ve şekli bozuk olan katıların e, hacim hesaplamaları yapıldıktan sonra da öz kütle ile alakalı sorularımızı da çözüyoruz. Karışımlarla alakalı öz kütle hesaplarımız da var. Günlük hayatta öz kütlenin kullanıldığı yerler oh oh maşallah baya bir kısım dayanıklılık burada başladı. 50. sayfa dahil değil arkadaşlar. Yani 49. sayfadaki şu 9 numaralı soruya kadar bir sonraki dersimize kadar lütfen bitirmiş olunuz. Evet şimdi dersimize başlayalım arkadaşlar. <laughs> Madde ile başlıyoruz. Neymiş madde? Canlı ya da cansız bütün her şeyin yapı taşı atomlardır. Atomlar ve moleküller bir araya gelerek maddeyi meydana getirirler diyor. Atomlar ve moleküller kavramından ne anlıyorum? Demek ki benim madde dediğim şey tanecikli yapıdaymış arkadaşlar. Bunun yanı sıra maddenin diğer ortak özellikleri nedir hocam derseniz kütle var, maddenin ortak özelliği hacim var ve eylemsizlik var. Bugün sizlerle beraber kütle ve hacimden bahsedeceğiz maddenin ortak özelliklerinden. Konularımız ilerledikçe yani farklı ünitelere geçtikçe maddenin yine ayırt edici özelliklerinden de bahsedeceğiz yeri geldikçe. Ama önce neyle başlıyoruz? Hemen karşımıza bir bunları bil çıktı. Neymiş bakalım? Neyi bilmemiz gerekiyormuş? Maddenin halleri arkadaşlar bir diyagramımız var. Bu diyagrama göre konuşacak olursak enerji yükseldikçe madde katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, gazdan da plazma haline geçiyor. Aynı şekilde sıcaklığın artması anlamına da geliyor bu. Maddeyi soğuttuğumuz vakitte o halde ne olacak? Plazma halinden gaza, gazdan sıvıya, sıvıdan da katıya şeklinde bir diyagramımız var. Maddelerin işlenip biçimlendirilmiş haline ne diyormuşuz? Cisim diyormuşuz arkadaşlar. Cismin tanımını öğrendik. Cisim denirmiş maddenin işlenmiş haline. Yani mesela odun bir maddeyken biz odundan bir sandalye yaparsak onu işlemişizdir, ona şekil vermişizdir. Bu nedir? Cisim olur. Veya cam bir maddeyken arkadaşlar camdan yapılma bir vazo veya bir bardak bizim için cisim oluyor arkadaşlar. Demiş ki sonrasında da öz kütle, erime sıcaklığı, öz direnç, donma ısısı daha bir sürüsü var arkadaşlar. Dediğimiz gibi konu ilerledikçe bunları da göreceğiz. Bu tip özelliklere maddenin ayırt edici özellikleri diyoruz. Ayırt edici. Yani bu ne demek? Her maddede farklı farklı değerler alacağını anlıyoruz. Ama kütle mesela öyle mi değil. 1 kilogram pamuk da olabilir. 1 kilogram demir de olabilir. 1 kilogram süt de olabilir. Arttırabiliriz örnekleri. Yani her madde eğer aynı sayısal değeri alıyorsa biz buna ortak özellik diyeceğiz. Ancak maddelerde farklı sayısal değerler alınıyorsa bunlara da biz ayırt edici özellik diyecekmişiz. Kütle neymiş o kadar kütle dedik. Neymiş kütle bir bakalım. Kütle değişmeyen madde miktarına deniyormuş arkadaşlar. Değişmeyen madde miktarına kütle diyormuşuz. Ve M sembolüyle gösteriyormuşuz. İngilizce mass kelimesinden geliyor. Onun baş harfinden geliyor arkadaşlar. Ve SI'daki birimi de kilogrammış. Aman dikkat gram filan yazmayınız ha. Kilogram bunun birimi. Sağ taraftaki görselde görmüş olduğunuz şey standart kütle kabul edilen değer arkadaşlar. Kütlenin standartı kabul edilen platin iridyum alaşımından imal edilen silindir ağırlıklar ve ölçüler bürosunda sergilenmektedir diye de bir notumuz var. Bu arkadaşlar ağırlıklar ve ölçüler e, bürosu Fransa Paris yakınlarında eğer bir gün yolunuz düşerse muhakkak ziyaret edin. Niye bir standarda oturtmuşuz bunu onu da söyleyelim. Öncesinde arkadaşlar bir desimetre küpün e, kütlesi bir kilogram olarak kabul ediliyordu ancak suyun özel bir durumu var. Yine konunun içerisinde göreceğiz. Su arkadaşlar farklı sıcaklıklar da hacmi farklı değerler alıyor. Dolayısıyla da kütlesi değişiyor. Bizim için bu standart olmaktan çıkıyor. Standarda bağlayalım diye platin iridyum alaşımından böyle bir silindir yapmışız. Hava almasın aman paslanmasın hacmi değişmesin kütlesi değişmesin diye de iki tane havası boşaltılmış cam içerisine onu hapsetmişiz. Bir de kütle birimlerimiz var. Kütle birimlerine bir şöyle bakalım. Ton, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, santigram ve miligram şeklinde devam ediyor. Bunlardan ton hariç Geri kalan kısımda dikkat 10 üzeri 3, 10 üzeri 2, 10 üzeri 1, 10 üzeri 0 yani 10 e, sayısında çarpı 10 sayısında birer azalma var aşağı doğru indiğimiz zaman. Ama tonda 10 üzeri 3'lük bir azalma var. Şöyle bir ifade kullanırız. İlk öğretim 7. sınıfta da yanılmıyorsam bunu görmüştünüz. Aşağı doğru inerken arkadaşlar birim çevirmelerde 10 ile çarpacağız bunları biz. Yukarı doğru çıkarken de 10 ile bölmemiz gerekiyor. Bölü şöyle yapalım bölü 10 diyelim. Artı değil bu bölü şöyle noktalarını biraz daha bariz hale getirelim. Tonda kilogramdan tona geçerken de bine bölmemiz tondan kilograma geçerken de bin ile çarpmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Peki hocam kütle ne ile ölçülür? Kütle arkadaşlar eşit kollu Terazi ile ölçülür ve daha önceki Derslerimizde 7 temel büyüklükten Bahsetmiştik kısa muz şeklinde Oradaki k harfi kütleyi temsil ediyordu Yani kütlenin temel bir büyüklük Olduğunu söyleyebiliriz sevgili gençler 11. sınıfa geçtiğinizde eğer sayısalı Seçecek olursanız eşit kollu terazinin Çalışma mantığında detaylı bir şekilde Göreceksiniz ama kısaca şöyle bir şey söyleyebiliriz Buraya kütlesini bilmediğimiz Buraya da kütlesini bildiğimiz standart ee, Cisimler koyup sol taraftayla Sağ taraftaki ağırlığı denge dediğimiz zaman yani hareketini bitirdiğimiz zaman diyeceğiz ki bu taraftaki kütlelerin toplamı bu taraftaki kütlelerin toplamına eşit diyeceğiz. Bu mantıkla çalıştığını bilmemiz şu anda bizler için yeterlidir diyor ve devam ediyoruz. Bir bilgimiz daha var. Hocam biz sıvıların kütlelerini nasıl ölçeceğiz? Tamam katıları eşit kollu teraziye koyduk ama sıvılar belli bir şekli yok ki. Ne yapacağız? Ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Sıvıların belli bir şekilleri olmadığından bir kap ile birlikte tartılıyorlar. Yani kapla birlikte tarttığımız zamanki ağırlığına biz brüt ağırlık diyoruz. Daha sonra ölçülen değerden kabın boş iken tartılan kütlesi buna da dara ismi veriliyor çıkartılarak sıvının net kütlesi bulunuyormuş yani bürüt kütleden arkadaşlar şöyle yazabiliriz m bürüt eksi m dara bizim için sıvının net kütlesini veriyormuş sevgili gençler. Hemen örneklerimize devam ediyoruz. Bu sefer üstlü sayılarla verilmiş. Üstlü sayılarda sıfır ekleme sıfır çıkarma biraz daha basit. Yine yazdık taraf, yan tarafımıza tondan başladık. Ton, kilogram, hektogram, dekagram, gramın kendisi, desigram, santigram, bir de miligram var. Kaç basamak aşağı iniyorum, kaç basamak yukarı çıkıyorum. Tek tek sayacağım. Aşağı inerken ne yapıyordum? Bu tarafta çarpı 10 diyorduk. Şöyle çarpı 10. Yukarı doğru çıkarken de bölü 10 diyorduk sevgili arkadaşlar. İlk olarak bize miligramdan kilograma bir çevir demiş. Miligram burada kilogram burada kaç basamak var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kendi basamağını saymıyorum. Daha sonra yukarı doğru çıkarken 6 tane basamak çıktım. Yani bu ne demek? 6 tane sıvır sil. E 7 tane vardı zaten. 6'sını silersem bir tane kaldı. 12 çarpı 10 dedim. Geçtim ikincisine. Kilogramdan desigrama geçiş yap diyor. Kilogram burada. Desigram nerede? Aha da burada. Kaç basamak? 1, 2, 3, 4. Yok 1, 2. Kilogramdan hektograma 1. Hektogramdan dekagrama 2. Dekagramdan grama 3. Gramdan da desigrama 4 tane 0 eklemem lazım. Aşağı doğru inerken 10 çarpıyordum. Eksi 3'müş burası. O zaman 4 tane eklersem. Eksi 3 artı 4 artı 1 yaptı. 25 çarpı 10 üzeri 1. 10 üzeri 1'i zaten yazmıyoruz. Daha sonra demiş ki santigramdan hektograma geçiş yap. Santigram nerede? Santigram burada. 1. Şurası 1. 2. 3. 4 basamak yukarı çıktım. O halde 4 tane 0 silmem lazım. Eksi 5'ti zaten. 4 tane daha silersem. Eksi 5, eksi 4, eksi 9 yaptı. 8 çarpı 10 üzeri eksi 9 hektogram yapıyormuş arkadaşlar. 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 santigram. Sonrasında dekagramdan miligrama geçiş yap diyor. Dekagram burada 1 aşağı indim. 2, 3, 4 basamak aşağı indim. 4 tane sıfır eklemem lazım. E zaten 10 üzeri 9 vermiş. 4 tane de ekleyince 28 çarpı 10 üzeri 13 yaptı. Tondan hektograma içiş yaptı. Şurası dikkat neydi? 3 basamak vardı arkadaşlar burada. 3 basamak. Tondan kilograma 3. Kilogramdan hektograma dört tane yaptı. E tondan hektograma o zaman dört tane sıfır eklemem lazım. Eksi sekiz diyor. Eksi sekiz artı dört. Eksi dört yaptı. On altı çarpı on üzeri. Eksi dörtmüş. Devam. Miligramdan hektograma. Miligram burada. Hektogram burada. Bir. Buraya geldim. İki. Üç. Dört. Beş basamak. Yukarı çıktım. Beş tane daha sıfır silmem lazım. O zaman dörtten beşi çıkartırsam. Tabii eksi beş ekliyorum aslında. Eksi bir oldu. Dokuz çarpı on üzeri. 1 ve 0,7 çarpı 10 üzeri eksi 4 santigramdan miligrama bir basamak aşağı iniyorum. 10 çarpacağım. 10 üzeri eksi 3'müş 0,7 çarpı 10 üzeri eksi 3 ve son olarak 0,04 ton kaç gram demiş tondan grama üf 3 basamak buradan 4 5 6 tane 0 eklemem lazım. 2 tanesini 4'ü virgülden kurtarmak için kullandım. O halde 4 tane de bana kaldı. 10 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 4 gram imiş sevgili arkadaşlar. Bu diyagramı şu sağ taraftaki diyagramı adını soyadınız gibi bilmeniz lazım. Birim çevirilerinde kimse size bu sıralamayı vermeyecek. Bu yüzden ezberlemenizde fayda var. Hemen devam ediyoruz. Diğer bir ortak özelliğimiz olan hacim. Hocam biz hacmi nasıl tanımlıyoruz? Nasıl ölçüyoruz? Hemen görelim. Maddelerin uzayda kapladıkları yere hacim diyormuşuz sevgili arkadaşlar. Ve sembolü ile gösterilen hacimin SI birim sistemindeki birimi de metreküp olarak belirlenmiş. Hacim ölçerken şekli düzgün olan katıları ölçebiliriz, şekli bozuk olan katıları ölçebiliriz, sıvıları ölçebiliriz. Hatta bunu kullanarak şekli bozuk katılarınkini ölçebiliriz. Gazları da ölçebiliriz sevgili gençler. Katı, sıvı ve gazların e, hacimlerini çeşitli yöntemlerle ölçeceğiz. İlk olarak birimlerine bakacağız yine kütlede olduğu gibi. Ama dikkat dikkat. Burada arkadaşlar birimimizin üzerinde küplü bir ifade var. Kilometre küp, hektometre küp gibi şuralardaki üçleri görüyorsunuz. E, kütle de onar onar büyüyor, onar onar küçülüyordu. Burada ise arkadaşlar biner biner büyüyecek, biner biner küçülecek. Yani aşağı doğru inerken ne diyeceğiz? Çarpı bin, yukarı doğru çıkarken de bölü bin diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Hız kesmeden devam ediyoruz. Bir birim türümüz daha var ama öncesinde kısa bir bilgimiz var. Hemen ona bir bakalım. Sonrasında diğer birimimiz neymiş? Diğer hacim birimimiz neymiş? Ona bir bakalım. Sıvı ve gazların ölçümünde kullanılan ölçü birimi litre arkadaşlar. Litre ve kendileri büyük L harfiyle gösteriliyor. Şu sağ tarafa koyduğumuz görseller eskiden böyle sütçüler falan olurdu. Bu şekilde satarlardı. Yarım litre, bir litre, iki litre ve beş litrelik standart ölçü kapları var. Bunların içerisine akışkanlığı yüksek olan sıvıları koyuyor ve o şekilde satıyorduk. Ben satmıyordum gerçi alıyordum da. Neyse böyle yani. Kilo litre, hektolitre, dekalitre bak dikkat ettiniz mi? Kilo, hekto, deka birimin kendisi, desi santimili bunlar hep var. Bunlar aslında arkadaşlar latince sayı önekleri. Kilo demek bin demek. Yani kilo aldım kelimesi aslında biraz garip oluyor. Bin aldım. Garip. Bin sayısına kilo diyoruz. Yüz sayısına hekto diyoruz. On sayısına deka diyoruz. Desi bir bölü on. Santi bir bölü ve mili de bir bölü bin demek. Burada arkadaşlar onar onar büyüyor ve onar onar küçülüyor. Yani litre cinsinden bir şey verirse de yine aynı kütlede olduğu gibi çarpı on diyoruz. Aşağı inerken yukarı çıkarken de bölü 10 diyoruz sevgili gençler. Bir de bir bilgimiz daha var demiş ki bize bir desimetre küp bir litreye eşit. Bir desimetre küp bir litreye eşit. Yani şurada litrenin yerine yanına hemen böyle eşittir desimetre küp diyebilirim. Üç basamak aşağı indiğimde de o zaman mililitreye de ne derim santimetre küp hemen altında çünkü yer alıyordu. Bir basamak indiğimiz zaman küplü ifadelerde bine e, bin ile çarpıyorduk. O zaman aşağı doğru indiğim için de 3 basamakta santimetre küpte mililitreye denk geldiğini söyleriz sevgili gençler. Bunlarla alakalı yine uzun uzun örneklerimiz var. Hız kesmeden devam edelim bakalım neler vermiş. Tabi yine unutmamak için buraya yazalım neydi kilometre küpten aşağı kadar ineceğim Yazalım buraya kilometre küp, hekto metre küp, daha sonra deka metre küp, metre küpün kendisi, desimetre küp, santimetre küp, milimetre küp. Bir de şuradan geçişimiz vardı bu litre demekti. Litrenin de askatları var yine. Desilitre, santilitre, mililitre yukarıda da vardı. Dekalitre, hektolitre ve kilo, k küçük tabii, kilolitre şeklinde. Bu sefer 10 üzerli sayıları vermiş sıfırlarla işimiz biraz daha kolaylaşsın diye diğerine nazaran biraz daha hani bir tık daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki soruların dekalitreden santimetre kübe şuradan bir bulalım dekalitreyi önce aşağı doğru inip bir tane sıfır ekleyeceğim sonra geldim buraya. Buradan da 3 tane daha sıfır ekleyeceğim. Çünkü bir basamakta burada indim. Buradakilerde üçer üçer. Buradakilerde birer birerdi. Bir buradan, 3 buradan. Toplamda 4 tane 0 eklemem lazım. Eksi 7 idi o zaman. Eksi 3 mi kaldı? 12 çarpı 10 üzeri eksi 3. Geldim diğerine. 0.07 çarpı 10 üzeri eksi 2. Kilometre küp kilolitre. Ne yapacağım? 1, 2, 3, 4 tane indim. Yani 12 tane 0 ekledim. Geçtim buraya. 1, 2, 3 tane çıktım. 12 ekledim. 3 sildim. O zaman 9 tane 0 eklemem lazım. Eksi 2 idi. 9 tane eklersem. E ne yapıyor? 9'dan 2 çıkarsa 7 artı 7. E i̇ki tanesini de virgülden kurtarayım. Artı 5. 7 çarpı 10 üzeri 5. 2 tanesini 0'ı kurtarmak için yaptım burada. 2 tanesi de buradan gitti. 9'dan 4 tanesini çıkarınca da 5 tane 0 kaldı. 7 çarpı 10 üzeri 5'miş. Geçtim C seçeneğine. 36 çarpı 10 üzeri 3. Desimetre küp kaç? Dekametre küp. Desimetre küp burada. Dekametre küp burada. 2 basamak yukarı çıkıyorum yani. 2 basamakta 6 tane 0 silmem lazım. E bende zaten 3 tane var. Eksi 6 yaparsam eksi 3 yaptı direkt. 36 çarpı 10 üzeri eksi 3 dekametre küpmüş sevgili gençler. Enerjimizi de hızımızı da kaybetmiyoruz. Milimetre küpten litreye geçiş yapıyor. Milimetre küpten 1, 2 desimetre küpe gelmem lazım. Daha sonra da ne yapacaktım buradan? A, direkt zaten litreyi soruyormuş. Süper. Desimetre küp 6 tane 0 silmem lazım. 2.1'den pardon 2.1'den diyorum. 10 üzeri 9'dan 6 tane 0 silince 3 tane 0 kaldı. 2.1 çarpı 10 üzeri 3'müş. Sevgili gençler 88 dekametre küp kaç kilo litre demiş. Önce desimetre küpe inmem lazım. Çünkü desimetre küp benim bağlantımı sağlıyordu litreyle. Geçeyim oradan bir. E, dekametre küpten 1, 2 yani 6 tane sıfır ekledim. Geçtim bu tarafa. 1, 2, 3 tane sildim. 6 ekleyip 3 sildiysem o zaman ne kaldı? 6 ekleyip 3 silince arkadaşlar 3 tane sıfırımız kaldı. 3 tane ne yapacağım yani ekleyeceğim. Hemen ekleyeyim. 88 çarpı 10 üzeri 3'müş sevgili gençler. Bir diğeri 10 üzeri eksi 5 kilometre küp demiş. Kilometre küpten milimetre küpe eklememiz gerekiyormuş. Ta yukarıdan en aşağı kadar ineceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane basamak iniyorum. Her basamak için 3 tane sıfır eklemem lazımdı. 6 basamak için 18 tane sıfır eklemem lazım. Ama eksi 5 o zaman 18'den 5'i çıkartırsam 13 kaldı. 19 çarpı 10 üzeri 13 milimetre küpmüş sevgili gençler. Diğer bir geçişimiz 0.005 hektometreküpten litreye geçiş yapmamız istenmiş. Allah Allah hektometreküpten bir derisiz litreye bir geçiş yapalım o zaman. 1, 2, 3 basamak yani 9 tane sıfır ekle dedim. Geldim buraya. 9 ekleyip bir tane çıkarmam lazım. Bir basamak yukarıda. 9 ekleyip bir çıkartırsam demek ki 8 tane sıfır eklemem lazımmış benim. Ama önce bir sıfırdan kurtaralım şunu. 1, 2, 3 tanesini kurtarırsam 5 tane kaldı. 5 çarpı 10 üzeri 5 dekalitreymiş şu litreyi küçük yazmışız yanlışlıkla. Büyük olacak arkadaşlar aman kavram yanılgısı olmasın. Büyük L harfiyle gösteriyoruz. Devam 2 çarpı 10 üzeri 2 santimetre küp kaç mililitredir demiş. Santimetre küpten yukarı çıktım 3 3 tane 0 sildim. Geldim litreye 3 0 sildim. 1 2 3 tane ekledim. E zaten bu buna eşitti. O zaman 3 0 sildim. 3 tane ekledim. Direkt aynısı kaldı. 2 çarpı 10 üzeri 2 santimetre küpmüş. Gelebilecek soru kalıpları bu şekilde arkadaşlar. Karşılıklı verebilir veya aynı hizada verebilir. Ekleme yaptırabilir, çıkartma yaptırabilir. Bu listeyi de yine kütle listesinde olduğu gibi bilmenizde fayda var çünkü e, soru bankalarında filan çok çok sorularımız var bizde de var diğer piyasadaki soru bankalarında da var aman dikkat kimse size bu listeyi vermeyecek bu listeyi arkadaşlar sizin bilmeniz bekleniyor haberiniz olsun aman diyeyim dikkat edin geldik nihayet hacim ölçümüne hacimi nasıl ölçüyoruz biz ya Hacim arkadaşlar önce katılardan başlayacağız. Şekli düzgün olan katılarda aslında bir ölçüm değil bir hesaplama sistemimiz var. Bunu görelim. Ne demiş bizim için? Ee, bize ne söylemiş hacim kavramı için? Katı sıvı ve gazlarda hacim ölçülmesi veya hesaplanması farklı yöntemlerle yapılır. Bakın ya ölçeceğim ya hesaplayacağım. Ölçüm arkadaşlar birazdan göreceğiz. Şimdi göreceğimiz ise sadece hesaplama düzgün geometriye sahip, düzgün şekle sahip katıların hacimleri için belli başlı formüllerimiz var. Örneğin küp için bütün kenar uzunlukları birbirine eşit ve a kadar olursa a çarpı a çarpı a'dan diğer bir deyişle taban alanı çarpı yükseklikten şuraya yazalım. Taban alanı Tonguç Akademi'nin baş harfleri bak dikkat aklından çıkmasın. Taban alanı çarpı yükseklik olacak arkadaşlar. Yükseklik taban alanını yüksekliği çarptığımız zaman bize cismin hacmini veriyormuş. A çarpı A çarpı A tabanı kare şöyle nasıl yapacağım kareyi kare yapamıyorum ben ya elimle. Kare var orada ama. Karenin ke, tabanı A çarpı A bir de yüksekliği var A kadar. Üçünü çarptığım zaman A üzeri 3. Dikdörtgenler prizması bu arada kare dik prizma da olabilirdi bu. Şöyle dikkat ediniz. Yani tabanı kare şeklinde de verilebilirdi. Ee, ama üçü farklı da verilebilir. Üçü farklı verilirse A çarpı B çarpı C tabana AB yüksekliği C şeklinde düşünebiliriz. Kürenin formülü diğerlerinden biraz farklı. Taban alan çarpı yükseklik diyemiyoruz burada. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı R küp diye bir formülümüz var. Sonunda iki tane daha cismimiz var. Biri silindir diğeri koni. Silindir ve koninin formülleri birbirine çok benzer olduğu için arkadaşlar aynı yerde gösterdik. Pi R kare h tabanı bir daire olduğu için tabanı daire dairenin alanı pi kare yüksekliği de h silindirin. Koninin ise pi r kare h tabanı yüksekliği h ama arkadaşlar bölü 3 geliyor. Sivri cisimlerde 3'e bölmeniz lazım. Hacim hesabı yaparken yine arkadaşlar bunu size kimse vermeyecek. Buradaki formülleri ezberden söyleyebiliyor olmanız lazım. Ben akalırsa ne yapın biliyor musunuz? Videoyu burada durdurun bir. Şu e, formülleri yazın. Soru çözerken başta bir kopya çekin. Oradan baka baka yapın. Sonrasında zaten göreceksiniz ki o yazmış olduğunuz kağıda bakmadan soruyu çözebilecek hale geliyorsunuz. Hemen bir sorumuz var bir bakalım ne demiş? Kenarlarının uzunlukları 10, 16 ve 20 santimetre olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kabın yani bulunduğunuz oda olabilir bu. 10, 16, 20. Gerçi oda çok küçük olur oda için ya ama oda gibi yani dikdörtgenler şeklinde. Şeklindeki bir kabın içerisine yarı 1 santimetre olan küreler yerleştiriliyor. Buna göre demiş A kaba en fazla kaç tane küre yerleştirilebilir? Arkadaşlar kürenin yarı çapı 1 o halde çapı 2. Yani ben onluk kısma şöyle A seçeneği diyelim onluk kısma. 2 santimetreden kaç tane koyabilirim? 10 bölü çap 2. Demek ki ben 10'luk kısma yan yana 5 tane küre koyabilirim. 16'lık kısma yine bölü 2'den arkadaşlar 16 bölü 2'den yan yana 8 tane koyabilirim. Yani arka arkaya şöyle 5 5 tane böyle böyle koyuyormuşum. Sonra da yan yana 8 tane koyuyormuşum. Bir de üst üste dizmem lazım bunları. Çünkü yüksekliğimizde 20 verilmiş. O halde 20 bölü 2'den de üst üste kaç sıra yapabiliyormuşum? 10 sıra yapabiliyormuşum. O halde bu 3 sayının çarpımı içeri koyabileceğimiz küre sayısını verir arkadaşlar. N dedim eşittir. 5 yan yana 8 arka arkaya 10 sırada üst üste koyarsam 400 tane 400 tane küre yerleştirebiliyormuşum. Sonrasında B seçeneğinde ne demiş? Küreler tamamen yerleştirildiğinde kap içerisinde kalan boşluğun hacmine kadardır. Hoppa o zaman benim B seçeneğinde önce dikdörtgenler prizmasının hacmini bulmam lazım. Sonra bir tane kürenin hacmini bulmam lazım. Bunu 400 ile çarpmam lazım. Çünkü elimde 400 tane küre var. 400 kürenin hacmini de bu iç kısımdan çıkartırsam B seçeneğinin cevabını bulabilirim. Önce dedim ki B ve prizma diyeyim ona. 16 çarpı 10 çarpı 20. 16 kere 2 32 desem şuradan 1 iki tane de sıfır eklerim. 3200 santimetre küp. Burası bizim hacmimiz. Sonra kürelerden bir tanesininkini bulacağız. Pi'yi de 3 al demiş bize. 4 bölü 3 çarpı pi'ydi. Pi yerine 3 yazdım. Çarpı 1 santimetre. Birin kübü de 1 zaten. Tamam. Şununla şu gitti. Elimde o zaman 4 santimetre küp kaldı ama dikkat dikkat sevgili gençler elimde 400 tane küre var bir tane değil 400 tane küre var o halde kürelerin toplamı dedim 400 çarpı 4'ten ne yaptı 1600 santimetre küp yaptı elimde 3200 vardı 1600 santimetre küpünü küpler ele geçirdi onları koydum içine 3200'den 1600'ü çıkartırsam onu da şuraya yazalım kalan diyeyim kalan 3200'den 1600'ü çıkarttım ve sonuç olarak ne kaldı? 1600 santimetre küplük hava boşluğum kaldı arkadaşlar. Küreler çünkü tamamen dolu değil ya böyle etraflarında boşluklar oluşuyor üst üste koyduğunuz zaman. O boşluklar küreler kadar yer tutuyormuş. Unutmayalım lazım olabilir bu bilgi. Bir diğer sorumuz demiş ki şekildeki silindir yarısına kadar suyla doldurulduktan sonra su yandaki dikdörtgenler prizmasının içine dökülüyor. Buna göre dikdörtgenler prizmasındaki suyun yüksekliği kaç santimetredir? Silindir demişiz yok yanlış küre arkadaşlar küre vermiş şekilde ya yanlış. Kürenin hacmi ve küre bunu bir bulalım. 4 bölü 3 çarpı pi yine 3 al demiş 3 çarpı 4'ün kübü 4 kere 4 16 16 kere 4 64 diye direkt yazdım. O zaman 4 çarpı 64'ten 64, 128, 256 santimetre küplük bir hacmin varmış. Ama ne diyor bana? Bunun yarısı dolu. O zaman suyun hacmi ne olur? V su diyeyim. 256'nın yarısı 128 santimetre küp. Arkadaşlar elimde su varmış. Bunu diyor ki buraya boşalt. Nereye kadar geldi? H seviyesi nedir? Yüksekliği nedir diye soruyor. O halde ben dikdörtgenler prizmasının hacmini ne yapacağım? Hop götürüp 128 eşitleyeceğim. Hemen eşitleyelim. V prizma eşittir V su diye yazdım. 16 çarpı 8 çarpı H eşittir 128 olması gerekiyor. Şu 16'yı 8 çarpı 2 diye yazsam daha rahat görüyorum. 8 çarpı 2 desem 8 kere 8 64. 64'ü bölersem buna 2 gelir. O zaman 2 çarpı H dedim. 2'ymiş. H o zaman arkadaşlar 1 santimetre geldi. 8 kere 6 48 zaten elde 4. 8 kere 1 8 12 yaptı. H'ın zaten 1 santimetre olduğunu buradan da görebiliriz. Hemen devam ediyoruz. Şekli düzgün olmayan katıların hacimlerini nasıl ölçeceğiz? Şekli düzgün olmayan katılarda arkadaşlar iki tane yöntemimiz var. Bu iki yöntemden bir tanesi dereceli silindir yöntemi. Ne yapıyoruz hocam bu yöntemde? Öncelikle içerisine belirli miktar sıvı bulunan dereceli silindirin içerisine hacmi ölçülmek istenen sıvı içerisinde çözünmeyen çözünmemesi lazım. Aksi takdirde ölçemeyiz. Çözünmeyen bir katı tamamen tamamen sıvı içerisinde kalacak biçimde dereceli silindirin içerisine bırakılıyormuş ve iki sıvı seviyesi arasındaki fark cismin hacmini veriyormuş. Şurada V ilk yazıyor arkadaşlar. Şurada da V son yapıyor. İlk durumda işte suyun seviyesi bu kadarmış. Sonra ben içerisine şekli bozuk bir şeyi atmışım ve bu seviyeye gelmiş. O halde kısaca şöyle yazabiliriz. V cisim eşittir. V son eksi V ilk. Yani sıvı seviyeleri arasındaki fark cismimizin hacmini veriyormuş. Diğer yöntemimiz ise Taşırma kabı yöntemi bu sefer arkadaşlar bu yöntemde ne yapıyormuşuz ağzına kadar veya taşma seviyesine kadar taşma seviyesi yazalım taşma seviyesi ne kadar ee, sıvı bulunan bir kap ve kabın ağız kısmına bir ne koyuyoruz dereceli silindir koyuyoruz arkadaşlar su boşalınca bir dereceli silindir koyuyoruz. Ne oluyor yani? İçerisine sıvı attığımız zaman az önce yükseliyordu. Bu sefer yükselmesini engelledik. Taşmasını sağladık. Yan taraftaki kaba boşalıyor. İşte şurada taşan sıvı ve çözünmeyen tabii yine olması lazım. Burada taşan sıvı cismimizin hacmini veriyormuş. O halde şöyle yazabiliriz. V cisim eşittir. V taşan arkadaşlar. V cisim eşittir. V taşan şeklinde söylüyoruz sevgili gençler. Devam ediyoruz. Hemen bunu bir soruyla görelim. Aşağıdaki dereceli silindirde bulunan 224 santimetre küp yüksekliğindeki sıvının üzerine 3 adet özdeş küp bırakıldığında özdeş ne demekti? De bütün özellikler bakımından aynı. Yani hacimleri, kenarları falan filan her bir şeyleri aynı. Bırakıldığında sıvı seviyesi 416 santimetre küp hizasına yükseliyor. Buna göre küplerin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Öncelikle 3 tane cisim bıraktık. Neydi? Sıvı seviyeler arasındaki fark cismin hacmini veriyordu. Önce bir onları bulalım. 3 tane cisim var. Şöyle yazayım. 3 tane V cisim eşittir. Ne yazacağım? 416 eksi 224. Buradan bir bulalım. 3 V cisim kalsın. 6'dan 4'ü çıkarttım. 2. 1'den çıkmadı komşuma gittim. 11'den 2 çıkarttım. 11'den 2 çıktığı zaman 9. Sonra da burada kalmıştı 3. Üç. 3'ten de 2 çıktı. 1. 192 santimetre küpmüş ama ne? 3 tane. Bir tanesi lazım bize. O halde bu tarafı da 3'e bölersem 18'de 6 defa var. 12'de 4 defa var. O zaman cismin bir tane küpün hacmi 64 santimetre küpmüş. Ama bize bunu sormuyor arkadaşlar. Diyor ki küpün kenar uzunluğu ne? O zaman küpün hacmin formülünden gideceğim. Küpün hacim formülü A çarpı A çarpı A idi. Yani A üzeri 3 64'tü. Hangi sayıyı kendisiyle 3 kere çarparsam 64 yapar. 4 kere 4 16, 16 kere 4 64. O halde küpün bir kenarının uzunluğu 4 santimetreymiş sevgili arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Diğer bir soru kalıbımız demiş ki taşma seviyesi 250 mililitre olan şekildeki taşırma kabının içerisinde 200 mililitre sıvı bulunmaktadır. Hoppa ağzına kadar doldurmadı. Dereceli silindir sorusuna benzer şekilde yaptı yani. Böyle karma sorularda karşınıza gelebilir. Dikkat. Dereceli silindirin içerisinde bir taş parçası bırakıldığında dereceli silindirde 40 santimetre küp sıvı toplandığına göre. Ha ne diyor yani? Şurada arkadaşlar 60'ım ben. 50 santimetre küp burada sıvı yükselmiş. 200'dü ya. 250'ye kadar yükselmesi lazım şurada. Şöyle sıvıyı şöyle çizelim. Daha sonra da taşı bıraktığınca da şuraya sıvının bir miktarı taşmış. Ne kadar taşmış? 40 santimetre küp taşmış. 50 santimetre küp yükselmiş. Şurası 50 santimetre küp. Şurası da 40 santimetre küp. O halde arkadaşlar iki yöntemi birleştirirsek cisim içinde hacim içinde ikisini birleştirmemiz lazım. O zaman cismin hacmi yükselen miktar 50 artı taşan miktar 40'tan cismin arkadaşlar 90 santimetre küp olduğunu söyleriz. Aman dikkat bakın taşma seviyesine kadar doldurdu. Yöntemin özü bu. Ama size taşma seviyesine kadar doldurmadan da dereceli silindir yönteminde olduğu gibi soruyu ne yapabiliyor? Sorabiliyor. Peki hocam sıvıların hacimlerini nasıl ölçeceğiz? Arkadaşlar sıvıların nesi yok belli bir şekli yok. Bakın burada farklı farklı kaplar verilmiş. Hepsinde kabın şeklini almış. Sıvıların belli bir sıvılar belli bir şekle sahip olmadıklarından ve bulundukları kabın ve bulundukları kabın şeklini aldıklarından çeşitli dereceli silindirler ve ölçü kapları kullanılarak ölçümleri yapılabiliyor. İşte Balonjoje var, Erlenmayer var dereceli silindir var, beher glas var. Bunlarla arkadaşlar kimya dersinde daha çok haşır neşir olacaksınız. Bunlarla sıvıların hacim ölçümlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama dikkat bir bilgimiz var. Burası önemli sevgili gençler. Birbiri içerisinde çözünen sıvılar yani ne olabilir? Sirkenin içerisinde su katarsanız bu birbiri içerisinde çözünen bir sıvıdır. Ee, karıştırıldığında karışımın hacmi karışma giren hacimlerin toplamından daha küçük bir değerde olur. Yani 100 mililitre suyun içerisine 100 mililitre sirke eklerseniz 200 mililitre yapamıyor arkadaşlar. Çünkü sıvılar birbiri içerisinde çözünüyor. 195 falan olur ya da 193 falan olur. Ancak birbiri içerisinde çözünmeyen sıvılar varsa karışma girdiği zaman karışımın hacmi cisimlerin ayrı ayrı hacimlerin toplamı kadar oluyor. Mesela zeytinyağına su katarsanız ikisi birbiri içerisinde çözünmüyor. Karışmıyorlar da birbirine. 100 mililitre suya 100 mililitre zeytinyağı eklerseniz dere göreceğiniz değer 200 mililitre olur. Çözünüyorsa sıkıntı var. Daha az değer oluyor. Çözülmüyorsa sıkıntı yok. Direkt toplayıp geçebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar hemen devam ediyoruz gazların hacimleriyle. Gazlar daha bir garip bakın içinde bulunduğu kabın her tarafına yayılmış. Yani böyle şey vardı yani ilkokulda anlatırlar. Kolonyayı biri eline sıktığı zaman sınıftaki diğerlerinde o kokuyu hissetmesi. Gaz molekülleri çünkü ortamda her tarafa saçılıyorlar, dağılıyorlar. Bununla alakalı bir durum var. Gaz molekülleri birbirlerinden neredeyse hiç etkilenmediklerinden serbest hareket ederler. Bu yüzden gazlar bir kaba konu ...bulduklarında o kabın hacmini, hacmini ve şeklini alırlar sevgili gençler. Dolayısıyla gazların hacmini bulurken ne diyeceğiz o zaman? İçinde bulundukları kabın hacmi eşittir gazın hacmi deyip geçeceğiz. Bu kadar. Başka yapmamız gereken bir şey yok çünkü gaz molekülleri odanın her tarafına dağılıyor. Gaz molekülleri sıcaklıktan ve basınçtan kolayca etkilendiklerinden gazların hacimleri belirtilirken hangi basınç ve sıcaklıkta oldukları da belirtilmeli. Bu üniversite kitaplarında filan yazar. Şu kadar basınçta şu kadar sıcaklıkta ölçtüm ben bunun hacmini diye. Çünkü ortam farklılaşınca gazın hacmi de hop otomatikman değişiyor sevgili gençler. Ve geldik günün belki de en önemli konusu olan öz kütleye. Şimdiye kadar gördüklerimiz hep maddenin ortak özelliklerindendi. Şimdi ayırt edici bir özellik göreceğiz. Bir soru yönelttim sizlere. Daha önceki yıllarda bu soru farklı formatlarda karşınıza çıkmıştır. Dedim ki bir kilogram demir mi daha çok yer kaplar? Bir kilogram pamuk mu? Hep ilkokulda böyle şey sorarlar ya şaşırtmak için. Bir kilogram demir mi daha ağır? Bir kilogram pamuk mu? ha <laughs> ikisi de aynı filan derler ya. Ben ise farklı bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hangisi daha çok yer kaplar? Tabii ki arkadaşlar demir daha az yer kaplar çünkü öz kütlesi büyük. Hmm, öz kütle ne? Hadi bir bakalım. Aynı kütleye sahip maddelerin farklı hacimlerde olması veya aynı hacme sahip cisimlerin farklı kütlelerde olması, eşit boyutlu demirin suda batarken tahtanın yüzmesi, daha örnekleri arttırabiliriz gibi durumlar, her maddenin birim hacminin, birim hacminin, kütlesinin farklı olmasından kaynaklanır. Bakın aynı basküle iki tane cisim koymuşuz. Basküller aynı değerleri gösteriyor ama cisimlerin kapladığı yerler farklı. Yani bazı ortak özellikleri var ama bunların farklı bir özellikte olması lazım. Bu işte arkadaşlar bize öz kütle kavramına götürüyor. Neymiş öz kütle? Birim hacimdeki kütle miktarına öz kütle diyormuşuz. Öz kütle. Birim hacim ifadesi geçti. Ne demiştik daha önceki konularda da bir şeyin önünde birim varsa onu paydaya yaz. Öz kütle için o zaman birim hacim dediği için hacim aşağıda olacak. Kütle dediği için kütle de yukarıda olacak. O halde kütle bölü hacim oranı bizim için öz kütleyi veriyor. Kütle hacim grafiklerinde de arkadaşlar eğime bakacağız. Ama dede, muzu, böl, ver şeklinde bir formülümüz vardı. Onu da hatırlatalım. Kütle m ile hacim v ile gösteriliyordu. D eşittir m bölü v şeklinde bulacağız. Ve bize kütle hacim grafiği verirse eğer hemen böyle eksenlerimi çiziyordum. Neydi? Tanjant alfa karşı bölü komşu. Karşı eksende kütle var. Burası kütle eksenimiz. Burası da hacim eksenimiz. Kütleyi hacime bölersek arkadaşlar eğim yani tanjant alfa yine neyi verecekmiş bize? Öz kütleyi veriyormuş. Kütle hacim grafiklerinde eğim arkadaşlar bize öz kütleyi verir. Aman diyeyim dikkat. Hemen diğer bir soru kalıbımız sabit sıcaklık ve basınç altında K ve L maddelerine ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bu maddelerin öz kütleler oranı DX bölü D'ye kaçtır demiş. Grafikte neye bakacaktık? Karşı bölü komşuya bakacaktık. O halde X'in karşısında ne var? 60 var. Komşusunda da 30 var. X'inki arkadaşlar 60 bölü 30'dan ne çıktı? 2 gram bölü santimetre küp. Bir de y'ninki lazım bize Y'ninki de karşısında 30 var. Komşusunda 60 var. Tam tersi bu sefer 30 bölü 60'dan bu da 1 bölü 2 gram bölü santimetre küp olarak çıktı. Bize diyor ki dx bölü dy oranı. O zaman birincisini aynen yazıp ikincisini bir ters çevirip çarpalım. dx bölü dy birinciyi aynen yazdım. 2 i̇ki. ikinciyi de ters çevirdim 1 bölü 2 olduğu için. O da 2 oranladığımız zaman oranımız 4'müş sevgili gençler. Enerjimizi de hızımızı da kaybetmeden devam ediyoruz. Hmm, bunları bil. Neyi bilmem lazım acaba bir bakalım. Sabit sıcaklık ve basınç altında maddenin öz kütlesi kütle ve hacim değişiminden etkilenmez. Arkadaşlar öz kütle kütleden de hacimden de etkilenmiyormuş sabit sıcaklık ve basınçta. Bunların oranı çünkü sabitmiş. Bundan dolayı bu grafikleri arkadaşlar çok iyi bilmeniz lazım. Kütle artsa aynı oranda hacim de artacak. Hacim artsa aynı oranda kütle artacak. Dolayısıyla öz kütlemiz her iki durumda da sabit kalacak. Ancak bunların dışında özel durumu olan su diye bir madde var. Hayatın kaynağı. Su arkadaşlar artı 4 santigrat dereceye kadar ısıtıldığı zaman önce hacmi azalıyor sonra hacmi artıyor. Yani aykırılık bir durumu var. Normalde maddeleri ısıtırsanız hacmi sürekli artar. Ama suyun ki Önce azalıyor sonra artıyor. Dolayısıyla öz kütlesi de önce artıyor sonra azalıyor. Buna katısıyla dengede olan sıvılar denir. Donduğu zaman da normalde maddeler donduğu zaman molekülleri birbirine böyle yaklaşır katı hale geçtiğinde. Moleküller birbirine böyle sıkı sıkıya tutunur. Ama suyunki ne oluyor? Pişt, suyunki biraz ayrık duruyor arkadaşlar sıvı haline göre. Dolayısıyla donarken hacmi genişleyen bir malzemedir su. Buna da dikkat etmeniz lazım. Direkt bilgi olarak karşınıza çıkar. Geldik karışımların öz kütlesine. Hocam ama biz ilk öğretimde karışımları iki farklı şekilde görmüştük. Nasıl hesaplayacağız? Zaten arkadaşlar birini hesaplamayacağız. Neydi? Maddelerin düzgün dağılmışsa, karışımdaki maddeler düzgün dağılmışsa biz buna homojen diyorduk. Homojen olursa sıkıntı yok. Bunun öz kütlesini hesaplayabiliriz. Ama maddeler düzgün dağılmamışsa heterojen diyorduk. Heterojen olursa arkadaşlar maddelerin öz kütlesini hesabını yapamayız. Buraya D hesaplanmaz diyeyim. Çünkü düzgün dağılmamış ki. Karışımların öz kütlesinde peki formül olarak ne kullanacağız? Yine dedemuzu bölver yani m bölü V'yi kullanacağız ama biraz farklılıkla sevgili gençler şöyle bölü işaretini bir çekelim. Ne olacak? Karışıma giren maddelerin ayrı ayrı kütleleri olacak. M1 artı M2 artı bla 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 kaç taneyse artık içerisinde koyduğumuz sıvı V1 artı V2 artı diye bu da gidecek sevgili gençler. İki tane de özel durumumuz var onu soru üzerinde bir görelim neymiş bunlar? Sorumuz demiş ki öz kütleleri 3 gram bölü santimetre küp ve 6 gram bölü santimetre küp olan iki sıvı çeşitli oranlarda karıştırılıyor. Buna göre elde edilen türdeş karışımın öz kütlesinin alabileceği değer aralığı özel bir soru kalıbıdır arkadaşlar. Karışıma giren maddelerin öz kütlesinin arasında değer alır diyor. Yani şöyle diyebiliriz A seçeneği için kısa bir cevabımız var. 3 küçüktür karışım o da küçüktür 6. Eşit olamaz bakın. Küçük eşit veya büyük eşit diyemiyorum. 3 ile 6 arasında bütün değerleri alır. 3.1 olur, 3.2 olur, 4.5 olur, 5 olur, 5.9 olur gibi. Ama 6'yı da alamaz, 3'ü de alamaz. B seçeneği demiş ki her ikisinden de eşit kütlede sıvı alınarak yapılan türdeş karışımın öz kütlesi. Burada arkadaşlar özel bir formülümüz var. Eğer soruda bize eşit kütle diyorsa şu formülü kullanmanız lazım. D karışım eşittir. 2 çarpı D1 çarpı D2 bölü D1 artı D2. Bu arkadaşlar işin matematik kısmından geliyor. Merak edenler için yorumlarda görüşürüz. 2 çarpı D1 çarpı D2 bölü D1 artı D2. Hemen yazalım. 2 çarpı birincisi 3. ikincisi 6. 3 6 daha 9 yaptı. Sadeleştirmemi yaptım. Şuradan 3. Şununla da şu gitti. 3'ü 6'ya bölersem 2. 2 kere 2'den sonucumuz 4. Eğer iki tane cismi şey iki tane sıvıyı eşit kütlede karşılaştırırsam karşılaştırmak ne ya? İki sıvıyı eşit kütlede karıştırırsam arkadaşlar 2D1 D2 bölü D1 artı D2 şeklindeymiş. Üçüncü seçeneğin C seçeneği bu sefer de ne demiş? Eşit hacimde alınarak karıştırılırsa karışımın öz kütlesi. Burada da yine özel bir formülümüz var. Bu daha basit. D1 artı D2 bölü 2. Iki. Direkt 2'ye bölüyorsunuz arkadaşlar. D1'im 3. D2'im 6. Böldüm 2'ye. 9 bölü 2'den buçukmuş, Bunun da e, öz kütle değeri. Tabi birimlerimiz gram bölü santimetre küp. Şöyle yazalım gram bölü santimetre küp. Nerede turuncu kalemim? 4 gram bölü santimetre küp şeklinde. Bu formülleri sakın ha sakın unutmayın arkadaşlar. Şuraya bir yıldız atayım. Şuraya da bir yıldız atayım. Eşit hacim derse D1 artı D2 bölü 2. Eşit kütle derse 2 D1 D2 bölü D1 artı D2 şeklinde yapıyormuşuz. Devam. Günlük hayatta öz kütleyi biz nerelerde kullanıyoruz? Öz kütle için arkadaşlar çok farklı alanlar söyleyebiliriz. Örneğin kuyumculukta kullanılıyor, porselen yapımında kullanılıyor, ebru sanatında kullanılıyor. Kuyumculukta mesela altın elde edilirken böyle alüvyon yataklarında tozun toprağın içerisinde oluyor. Eleği böyle bir sallıyorsun. Öz kütlesi altının büyük olduğu için dibe çöküyor. Yukarıda toz toprak kalıyor. Onu da üflüyorsun böyle altını elde ediyorsun. Veya altının saflık değerlerini ayarlarken işte iletkenliği olsun, bunun sertliği olsun 24 her 22 ayar gibi yine öz kütle farkından faydalanıyorsun. Öz kütlesini ayarlıyorsun altında. İçerisine gümüş katıyorsun, platin katıyorsun falan filan. Porselende ise arkadaşlar üç tane malzememiz var. Kalyum, kuars ve feldspat diye. Bunları çeşitli oranlarda karıştırıyoruz. Bunlardan özellikle e, toz halde feldspatı toz haline getirip içerisine su katarak belli bir öz kütle değerini elde etmem lazım. Aksi takdirde porselenim bu kadar güzel olmuyor. Kırılıyor, çatlıyor, patlıyor. Belli sabit bir öz kütle değerinde elde etmek için de içerisine su katarak onun hacmini açıyorum oyun hamuru gibi bir hale getiriyorum. Ee, Ebru sanatında ise kullanılan bazı maddeler var. İşte kitre denilen bir şey var. Sonra e, salep katılıyor içerisine. Boya, toz boyanın sıvının yüzeyinde kalması lazım. Bu yüzden aşağıdaki sıvının öz kütlesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. İşte salep katıyoruz içerisine. Boyanın içerisinde de işte o az önce söylemiştim neydi adı... ...kitre katıyoruz ki o toz boyanın böyle rengini açalım veya rengini koyulaştıralım diye. Sonra da kağıdı üzerine yapıştırdığın zaman boya kağıdın üzerine geçiyor. Yani temel amaç burada boyanın... Sıvının içerisine girmesini engelliyorum öz kütleyi arttırarak. Daha bir sürü örneği var arkadaşlar günlük hayatta öz kütlenin. Bunlar sadece bizim gösterebildiklerimiz. Çok daha fazlasını araştırarak bulabilirsiniz. Ben de yardımcı olurum sizlere. Evet arkadaşlar bugün neler gördük sizlerle birlikte? Madde nedir de baktık dört tane maddenin ortak özelliği varmış işte kütle, hacim, eylemsizlik, tanecikli yapı gibi sonrasında kütleyi gördük nasıl ölçülüyormuş işte eşit kollu terazi dedik birimlerini gördük kilogram, hektogram, ton falan filan diye sonra hacim nasıl ölçülür katılarda nasıl sıvılarda nasıl gazlarda nasıl ölçülüyor birimleri nelerdir işte kilometre küp, hektometre küp, metre küp bir de litreler vardı onları gördük. Öz kütleyi gördük. Nasıl hesaplandığını gördük. D eşittir. M bölü V'den hesaplıyormuşuz. Karışım olursa D1 artı D2 bölü 2 işte eşit kütlede olursa 2 çarpı D1 çarpı D2 bölü D1 artı D2 gibi formüllerimiz varmış. O formülleri videoyu durdurarak kesinlikle bir yere not alın arkadaşlar. Ayırt edici özellik olarak da başka neler kullanabiliriz? İleride göreceğiz. İletkenlik falan göreceğiz. Şimdilik ilk olarak öz kütleyi gördük. Maddenin ayırt edici özellikler arasında. Hemen soru bankamızdan da ödevlendirmemizi yapalım sevgili gençler. Dinamo soru bankasını açtım. Neredeymiş madde ve özellikleri? Madde ve özellikleri 39. sayfadan başlıyor. Bayağı da gidiyor. Karışımların öz 55'e kadar gidiyor sevgili gençler. Önce bir bakalım. Nasıldı kitabımız? Öncesinde bir tane örnek sorumuz var. Bu örnek soruyu nasıl çözüyoruz? Daha sonra o örnek sorudan yola çıkarak diğer soruları çözüyoruz. Tetra denilen e, 4 tane sorudan oluşuyor. Yine birim dönüşümleri ile alakalı örneğimiz sonrasında çözümlerimiz var. Eşit kollu terazide ne yapıyorduk? Sol kefe sağ kefeye eşit oluyordu. Sol eşittir sağ deyip çözeceğiz. Unutmuyoruz. Sonrasında Fiziksel büyüklükleriyle alakalı işte birimlerle alakalı sorularımız var. Hacim kavramıyla alakalı çevirme sorularımız, katı cisimlerin hacimleri, sıvıların hacimleri ölçülmeden önce bozuk şekilde olan cisimlerin hacimleri, sıvı hacimleri Devam ediyoruz. Hacim ölçümüne of 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 öz kütleye geldik. Karışımların öz kütlesi. Karışımların öz kütlesinden bayağı bir sorumuz var. Günlük hayatta nerelerde kullanıyormuşuz? 59. sayfaya kadar devam ediyor. Hatta daha da var. Dayanıklı... 60. sayfada da arkadaşlar 12. soruya kadar sorumlusunuz. Dayanıklılık dersinden önce muhakkak suretle bunları bitiriniz arkadaşlar. Yapamadığınız zaman ne yapıyorsun? Kare kodu okutuyorsun. Video çözümü karşına geliyor. Ödevlendirmemizi de yaptığımıza göre haftanın ödüllü sorusu ekranlarınızda sevgili gençler. Cevapları yorumlara muhakkak bekliyorum. Dayanıklılık dersine kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.